Evet arkadaşlar, Zuhal Muti ben. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kalburo bastı tarifi yapacağım. Rahmetli annem çok yapardı. Fakat onun tarifi diyemeyeceğim. Çünkü ben nasıl yapardı hatırlamıyorum. O Bayburt usulü yapardı. Ben daha pratik bir şekilde yapacağım. Burada ne var derseniz, burada yine aynı bu bardak ölçüsünde sıvı yağ, 2 tane de yumurta var. Bir adet kabartma tozu döküyorum. Evet, evde mahlebim vardı. Biraz da mahlep katıyorum. Hoş bir kokusu olur. Yarım margarin veya tereyağı eklemek gerekiyor ama benim margarinim çok katı. Şu anda onun erimesini beklemeyeceğim için biraz daha sıvı yağ ekliyorum ben. Evet, bu gördüğünüz malzemeye aldığı kadar un katacağız. Ben eldivenle yapmayacağım. Evde kendim yapıp kendim yiyeceğim bir şey olduğu için. Bu şekilde karıştırdım. Kendim telefonla çektiğim için kapatıp ununu ilave edeceğim. Yani şöyle söyleyeyim, 200 miligram, 250 miligram kadar sıvı yağ kullanmış oldum. Normalde işte bir çay bardağı sıvı yağ, yarım paket margarin şeklinde de kullanılıyor. Aslında biraz da yapacağınız malzemeye bağlı. Ne kadar sıvısı olursa o kadar un kaldıracak. Şimdi bir miktar un verdim. Hepsini birden tabii ki vermiyoruz. Azar azar katılaşıncaya kadar, şu an oldukça yumuşak. Biraz da onu ilave edelim. Evet, tekrar un kattım. Bu sefer bayağı katılaştı. Şimdi ben bunu sehpanın üzerine alacağım ve biraz burada iki elimle güzel yoğurup, evet malzemem de bayağı oldu, yani az boz değil. Burada bir güzel yoğurayım. Hamurum bu arkadaşlar. Biraz daha belki un katabilirim, o kadar. Evet, normalde tabii ki iki elimi kullanarak yaptığım için şöyle bir iki elim yerine masada yapacağım. Şöyle uzun köfte gibi. Sonra böyle yapacağım. Tabii tek elle çok zor. Bakın burada yapmışım. Bu yamuk oldu. Neden? Çünkü elimi yıkamıştım kamerayı tutacağım diye. O yüzden sanıyorum. Un dökmek lazım belki masaya. O zaman evet, şöyle köfte gibi şöyle çekeyim, öyle göstereyim. İşte böyle. Işık var. Kötü ışık var şu anda. O yüzden gözükmüyor. Ne taraftan çeksem bilmiyorum. İşte böyle görüldüğü gibi rendenin dişlerinden geçiriyorum. Evdeki herhangi bir süzgeç tarzı bir şeyle olur. Şöyle hızlıca basıp çekeceksiniz yani. Tek elle bile zamanla insan pratiğini geliştirebiliyor demek ki. İlk ikisini güzel yapamadım ama sonraki, önce biraz yuvarlayıp sonra da yassıltıyorum. Ondan sonra hızlıca ama yumuşak basıp büküyorum. Evet. Gelin şöyle gelin. Bombeler gözüksün. Evet, şimdi ben bitireceğim. Fırına süreceğim.
Fırından çıkma aşamasını da gösterin. Bayağı da hamurum oldu. Epey çıkacak sanıyorum, iki tepsi çıkar. Çünkü bir çay bardağı falan kullansaydım veya bir bardak kullansaydım yağı, 3 kaşık yoğurt falan kullanıyor bazıları az olsun diye. Benim bayağı bir çok çıkacak, olsun iki tepsi çıkacak, sorun değil. Diğer sonraki günlerde de yeniyor. Evet arkadaşlar, sırayla tepsinin arasına sıkıştırdım. Sırf bunu göstereyim diye. Şöyle yuvarlayıp sonra da yağ sıltıp rendeden şöyle hızlıca çeviriyorum. Bakın işte. Biraz da büyük büyük yaptım. Niye derseniz hamurum çok. Bıncık bıncık uğraşamayacağım diye. Tekrar yuvarlıyorum. Sonra yağ sıltıyorum. Hızlıca bastırıp hızlıca çeviriyorum. Evet. Daha önce yapanlar bilir. Evdeki herhangi delikli bir şeyle de olur ama en güzel rendeyle oluyor. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle. Evet. Sanıyorum göründü. Evet, hurmalarım pişti. Gördüğünüz gibi noktaları da belli. Yalnız ben tuz koymayı unutmuşum. Halbuki tuzlu hurma yaptım. Tuzlu kalbura bastı. Üstüne şöyle bir serptim ama peynirle, işte zeytinle falan yiyeceğim için sorun olmayacaktır. Bu şekilde saklama kabına koydum. Tadına da baktım, çok güzel. Biraz tuzsuz ama üzerine septiğim tuzlar onu telöre etmiş. Bir de dediğim gibi tuzlu domates, tuzlu zeytin peynirle falan gider yani. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.